Mesleki Maceralar programından merhaba arkadaşlar. Yanında çocukluk arkadaşım Aybars var. Aybars, kendini tanıtabilir misin? Kendimi tanıtayım. Aybars Türkmen. 88 doğumluyum. Eskişehir'deyim, doğma büyüme. Çok güzel. Ömeran Mahallesi'nde çocukluğumuz geçti Kemal'le. Pizza işine 2009 yılında... Şimdi ona gelmeden ben ikinci soruma geçeyim. Mesleğin tam olarak nedir acı? Pizzacı. Bu işe Amerika'da bulaştım. Çok iyi. Ona geleceğim, ona geleceğim. Pizzacısın ama yani öncesinde Domino's'ta da çalıştın. Evet. Aynı zamanda da sektörün Domino's'u sayılabilecek bir firmanın Eskişehir şubesini üstlendin. Evet. Hani bundan da bahsedebilir misin? Kaç tane şuben var? Nerelerde hizmet veriyorsun? Nasıl? Yaklaşık 4 yıl önce Atatürk Bulvarı'ndaki Little Caesar'ı devraldık. 6 ay önce de ikinci şubemizi açtık Eskişehir'de, Üniversite Caddesi'nde. Üzgürlü Kafe'nin karşısında, açık öğretim binasının yakınında, üniversiteye yakın bir konumda. Şu an faaliyetimize devam ediyoruz. Pandemi koşullarında mücadele etmeye devam bir haber aldı, o yüzden suratı düşük. Normalde bu kadar düşük değildir Aybars. Acım şimdi gelelim bir diğer soruma. Bu mesleğe tam olarak nasıl karar verdin? Şimdi bu mesleğe yurt dışında amcamın yanına okumaya ve çalışmaya, orada Amerika'da hayat kurmaya diye gittim. Yani orada amcamın pizza dükkanı vardı. Pizza dükkanında çalışmak durumunda kaldım. Yani hayat şartları beni buraya itti. Devamında 6 ay Amerika'da pizzacılık yaptım. 6 ay sonra kesin dönüş, geri dönüş yaptım. Baktım beğenmedim Amerika'yı. Eskişehir daha iyi geldi bana. Dedin Eskişehir'de lan bu işi götürürüm yani. Yani aslında kafamda tam bir öyle pizzacılık vardı. O orada bir artık şey yapmıştım, artık kafam oturmuştu pizzacılık işi yapabilirim diye. Ondan sonra geldim Eskişehir'e, askerliğimi yaptım İzmir'de. Askerliğimi yaptıktan sonra askerde de pizza dükkanı hayallerimi birazcık pekiştirdim. Orada hayal kurmak için çok zaman duruyor. Çok fazla düşünme. He, çok zaman bıraktım var. Orada böyle dükkan projelerini falan kafada kurmuştum. Geldiğimde birkaç fabrikada çalıştım kalite kontrolcü olarak. Fabrikaların da bana göre olmadığını anladım. Yani belli bir maaşla çalışamayacağımı anladıktan sonra gene de bir maaşlı bu sektörde büyük en büyük yol, o günün şartlarında 2009'da Domino's'un 80 tane şubesi vardı. Uzunca yıllar çalıştın diyebiliyorum ben. Yani uzun 2009'da girdim, 2019'a kadar, 2018'e kadar yaklaşık 9-10 yıl Domino's'ta restoran müdürlüğü yaptım. Eskişehir'deki bütün şubelerinde çalıştım. Restoran müdürü olarak, önce mutfakçı olarak girdim. 5 ay mutfakçılık yaptım, 5 ay sonra vardiya müdürü, 5 ay sonra asistan müdürü, 2 ay sonra da restoran müdürü oldum. Restoran müdürlüğüm işte 8-9 yıl sürdü. Domino's 80 şubeydi ben girdiğimde. Şimdi 500 küsur şube. Hatta bir ara ben çıkmadan önce 600 şubeydi. Şimdi 500'lere falan düştü. 500-550'lere düştü. Kapanan, açılanlar. 600 küsur şubeyle Domino's'tan ayrılıp Little Caesar'a geçtim. Little Caesar baktığımda Eskişehir'e ilk Little Caesar'lar açıldığında ben açmak istiyordum aslında ilk açıldığında. Şimdi ben bir tane daha soru eklemek istiyorum. Normalde bu soruyu sorma. Evet. Şu anki şartlarda kendi rakip sayılabilecek bir firmada çalışıyorsun. Evet. Ondan sonra diyorsun ki hani ben bu firmanın şubesini açmayayım. Başka tamamen şey. Bambaşka bir rakip. Oluşum, bambaşka bir firmanın şubelerini devralayım, şubelerini açayım, Eskişehir'de bunu yürüteyim. Aynen. Buna nasıl karar verdin? Buna nasıl karar verdim? Yurt dışı deneyimlerim ve üründen anladığım kaliteden dolayı bir işe atılacaksan, bir şey yapacaksan ürünün güzel olacak. Yani
üründen korkmaman lazım. Yani Domino's'ta rakip olduğundan değil, gerçek manada iki pizzayı böyle yan yana koyduğumuz zaman Little Caesar'ın açık ara önde gittiğini gördüm. Ve dünyada da, Amerika'da ve dünyada da Little Caesar'ın Domino's'un bir tık önünde olduğunu gördüm. Ya lezzet farkı biri, da var zaten. Biri taze hamur kullanıyor, diğeri fabrikasyon hamuru kullanıyor. Bunları çok fazla söyleme istersen, hani tepki toplamayalım. Aynen, taze hamurun farkı çok var. Hamur farkı çok olduğu için, lezzet farkı çok olduğu için bu firmayı tercih etti ve dünyada daha önde olduğu için. Bir de bu işler şey... Daha dürüst değil mi? Daha sence? Şey yani böyle bir şey var, bir zirve var. Mesela ben Domino's'u 80 şubeyken girdiğimdeki Domino's'la 500-550 şubeyin arasında çok farklar oluşmaya başladı. Bu farkları da görüyorum. Yani hep ikisinin de artısını eksisini dışarıdan baktığın zaman çok güzel görüyorum. O farkları görünce karar vermen daha kolay oluyor. Mesela bir Domino's pizza açmak benim için daha kolay da olabilirdi. Çok araştırdım da farklı şehirler, mesela Bodrum'da Turgut Reis'e çok heveslenmiştim. Deniz kenarında bir Domino's'un olsun isterdim. Ama gerçek ileriye dönük olduğu için, ilerisini tahmin edebildiğim için Little Caesar'ı tercih ettim. Şimdi onlar bizim Little Caesar, ben girdiğimde 75-80 şubesi vardı. Şimdi 95'lerde, 2021'de 100'ü geçecek nasip olursa. Yani büyüyen bir şeye girmek var, bir de büyümüş bir şeye girmek var. Yani risk yönetmektense kriz yönetmeyi tercih ettim. Tabii yani büyüyen bir şeye gireceksin ki sen de onunla beraber büyüyesin. Şimdi Domino's büyümüş, bir yerden sonra zirveden aşağı inme durumu da olabilir. Tabii. Bu çok önemli. Tabii bunda kar marjları da çok önemli. Yani şimdi Domino's'ta kazanacağımız kar marjları Little Caesar'ın arasında da farklı. Yani çok ince hesap yaptığın zaman Little Caesar çok mantıklı. Zaten Little Caesar'ı yurt dışından bildiğim için daha çok tercih ettim. Pizza da 1959'da başlamış. Little Caesar 1960'da Domino's başlamış. Orada da önde yani. Orada aslında önde. Baktığın zaman. Ne peki biz... dünya genelinde kıyaslama yaparsak Little Caesar mı daha önde? Little Caesar bir tık önde. Ben zaten Domino's toplantılarında da şunu görmüştüm. Turuncular, maviler olarak geçer bunlar. Dünyada da böyle. Turuncu mavi, turuncu mavi savaşı vardır. Kola Pepsi gibi. Kola Pepsi gibi aynı durum. Şimdi dünyada mesela Pepsi çok tutulan bir ürün. Dünyada Pepsi daha çok içilen bir ürün ama bizim Türkiye'de mesela Coca-Cola tercih edilir. Evet. Bu da aynı şey ama bu kırılabilecek bir şey. İleride insanlar bunu kırılacak, Pepsi'ye dönecek. Bunu biliyor bildiğim için Little Caesar da öyle şimdi. Eski Türkiye'de Domino's tutuluyor. İleride kırılacak. Pizza Hut vardı zaten en başta bu işin içinde. Pizza Hut bir numaraydı. Mesela ne oldu? Domino's'a bıraktı. Ondan sonra Domino's Little Caesar'a bırakacak. Böyle bir devir daim gibi sanki. Küresel güçlerin kurmuş olduğu bir şey. Hatta Little Caesar'ın çok ilginç bir şeyi var. Reklamı var yurt dışında. Pizza baronları böyle masaya oturuyorlar. Bizim böyle uzun bir masanın iki katı kadar masaya. Baronlar işte diyor işte Domino's büyük pizza yapıyor. Oradan bir tane baron çıkıyor. Little Caesar daha büyüğünü yaptı diyor falan. Onu diskalifiye ediyor baronlar falan kendi aralarında. Yani ki bir büyük bir sanki pizza baronları var. Bunu yönetiyorlar. Ben de Little Caesar'ın ileride daha büyüyeceğine, daha gelişeceğine i̇nşallah. İnanıyorum. İnşallah. O büyürse zaten biz de büyüyeceğiz. Emeklerin karşılığında inşallah kat ve kat alırsın kardeşim. Bu işte ürün, hizmet, servisin güzelse, imajın güzelse her türlü lider sensin. İnsanlar zamanla alınacak ama Türkiye'de biraz geç anlaşılıyor. Her şeyde olduğu gibi yani şey o bende de var zaten. Zaten bunun sistemini ara ara paylaşıyorum sosyal medyada. Evet. Hani umarım zaman... hak ettiğimiz yerlere zamanla kat be kat geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Gelelim bir diğer soruya. Fazlaca bulandırdık ortamı. Evet. Şimdi hacım bu mesleğini icra ederken hani gerek diğer firmada olsun gerek kendi firmanda olsun başından geçen böyle komik müşterilerin ne olabilir, çalışanların ne olabilir, anı var mı veya üstlerin ne olabilir? Yani bir komiklikler ziyade macera tadında böyle. Bizim macera tadında çok fazla şeyimiz olmuyor. Bizim her günümüz zaten bir macera. Bizim rush diye bir şeyimiz var. Yoğunluk saatimiz var. O saatte zaten insan bu işte böyle bir kamera koysan, seyretsen bizim bir anda patladığı zaman insanlar saçma sapan şeyler yapabiliyor. Yanlış pizza yanlış yere gönderirsin. Yani bir müşteri 3 kere 4 kere yanlış pizza gönderdiği durumlar olabiliyor. Oluyor yani. Sürekli rush'larda büyük komiklikler oluyor ama... Şey oldu mu mesela, atıyorum bambaşka bir firmadan
pizza yaptırmak için senin dükkana girip de. Çok. Aa hani burası Little Caesar'mış deyip de ondan sonra daimi müşteri topladığın oldu mu? Tabii ki mutlaka. Yani insanlar tadına baktığı zaman fark ediyor. Yani Domino's diye gelen de çok oluyor. İnsanlar karıştırabiliyor ya. Yani. Oluyor. Ama şöyle şu an ya, aklıma gelen çok büyük bir şey maceram yok ya. Halbuki 10-15 yıl oldu bu işe geleli. Ya vardır yani da. En büyük mesela şeyim maceram benim Amerika'da oldu. Amerika'da gittim. Hiç dil bilmiyorum. Ondan sonra 17 yaşındayım. Amerika'da bir ay içerisinde pizza yapar. Telefonla İngilizce sipariş alır. Bir duruma geldim. Mesela bu benim için çok şey bir şey. İlginç bir şey. Hayatının macerası olmuş. Hiç dil yani. Bilmiyor, yol bilmiyor, iz bilmiyor. 17 yaşındasın. Daha çocukluk belki dönemde ergenliği atlatmışsın. Bir ay boyunca hani azmetmesen şu anda bu konuda olmayacaktın belki de. Yani orada işte bulaştık. Orada işte artık mantar doğramadan başladık. İşte hamur yapmadan devam ettik. Malzeme dağılımı. Ondan sonra fırından pizza nasıl çekilir. Üçüncü ayımda, ikinci, üçüncü ayımda artık dükkanı kendim açıyorum. Dükkanla evimizin arası Eskişehir Çiftler arasıydı. Günlük de babaannemi de götürdük biz o zaman Amerika'ya. Babaannemle ikimiz gidiyorduk. Takıyorduk müziğimizi de arabaya. Çiftler'den Eskişehir'e geldiğimizi düşün. Arizona, Phoenix'te dükkanımız vardı. Phoenix'e ve evimizin arası yaklaşık 30-40 kilometre. Her gün gidiyorduk. Sabah dükkan açmaya başladık. Artık amcam ikinci, üçüncü ayda dükkanı bize açtırıyordu. Babaannemle ikimiz açıyorduk. Sabah hazırlıkları yapıyorduk. Pideleri yapıyorduk. Hamurları yapıyorduk. Hazırlıklara başladık. Dükkan açıyorduk. İngilizce sipariş aldık. Paket atmaya başladım. Yani 6 ay kaldığım dönemde sanki Türkiye'nin şartlarında 6 yıllık bir tecrübe edindik. Vay be. Şimdi hocam birazcık fazla dolandırdık lafı. Evet. İzleyiciler de sıkılmasın. Evet. Son soruma geçiyorum ben. Evet. Mesleğin hakkında tavsiyelerin var mı? İzleyicilerimiz sana nasıl ulaşabilir? Hani veya eklemek istediğin herhangi bir şey varsa bunu da alabilirim. İzleyicilerimiz bizi Little Caesar yazdıkları zaman internetten, artık her şey internette dönüyor. Little Caesar yazdıkları zaman Eskişehir'e de Google'a bile yazsalar, Google Maps'e bile Little Caesar yazsa telefon numaramız, adresimiz, her şeyimiz çıkar. Mesleğim hakkında tavsiyelerim, yani bu meslekte sebat etmek çok önemli. Sebat etmeleri herkes için hayırlı olur. Her ilerisi için de hayırlı olur. Sadece senin meslek için değil ya, her meslek için. Geçerli bu hemen hemen. Yani bizim şu an güncel 2021 Z kuşağı diyorlar. Ya artık ne kuşağı ise bilmiyorum. Sebatta sıkıntıları var. daldan dala atlamamak lazım. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Amin kardeşim. Sebat ederlerse iyi olur. İnsanlar için. Sebat sorun ama. Peki pandemiyle alakalı yaranı birazcık değişeyim senin de. Öyle kapatalım. Pandemiyle alakalı biz işte şimdi hafta sonu yasaklarına girdik. Sabah 10 akşam 8 çalışıyoruz. 8'e kadar virüs bulaştırmıyoruz. 8'den sonra virüsler bulaşmaya gezmeye başladılar. Geçecek, bunlar da geçecek. Pandemi de. İşin şakası bir yana geçecek. Yani önce sağlık diyoruz. Ne olur kurallara dikkat edin. Hani bir ortamda bulunduğunuz sürece sosyal mesafeye, temizliğe, hijyene mutlaka önem gösterin. Hani bugünler geçecek. Tatlı ve acı hani anılar olarak kalacak hafızamızda. Ne olur yakınlarınıza hani düşünerekten acı hatır olarak kalmasın. Evet, herkes dikkat etsin. Allah sağlık sıhhat versin. Aynen öyle. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Yani beni kabul ettiğin için ben de teşekkür ederim kardeşim. Her zaman. Programı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.